Barbar bir toplum muyuz abi ya? Ben barbar olmaktan memnunum by the way. Abi ben de ya. Böyle bar Yani şimdi şöyle bir şey var. Viking barbar olunca kulda cool ben barbar olunca orospu çocuğu mu? Barbarım kardeşim ya. Şeye de artık sinir olmaya başladım. Amerika'da işte şey oluyor. geçen bir tartışma gördüm işte şey diyorlar. Ya işte Amerika'nın yerlileri kızıl derilerdir falan. Amerikalılar şey demiş. E ee, geldik siktik aldık amına koyayım. Aynen böyle diyorlar. E, yani bunların mazisi maksimum 150-200 yıl Amerika'da anladın mı? Evet. Ve geçen şeyi okudum ben. Ee, i̇şte burası benim topraklarım. Türkler işgalcidir. Baba 1071 ya. Korusaydın. Baba bak ya bin yıla denk geliyoruz artık. Yani bir yıla az kaldı. Şurada yani 20-30 yıl sonra 1000 yıl olacak. Yani Ki ben daha evveli vem, de var. Baba yani ya abi evvelini geçtim de hani resmi 1071'de artık burası Türk yurdu olmuş abi. Ben ne yapayım yani? 1000 yıla denk geldi. Artık neyin işgalcisiyim ben? <laughs> ne zaman benim olacak? Abi, bu tür bu tür söylemler ee, savaşları kaybedenlerin söylemi oluyor ya. Yani e, bak benzerini Ermeniler e, taşnak hınçak ayaklanmalarıyla e, gerçekleştirmeye çalıştı. Kaybedince soykırım diye e, ağlama durumu oldu. Kazansalardı soykırım boykırım bilmem ne demeyeceklerdi yani. E, bu tür söylemler şey oluyor. Vay işgalci bilmem ne. Kardeşim savaşmadık mı? Yani senin elin armut mu topluyordu? çıkarabilseydi. Ama savaşmadık da bu arada. Yani senin bir Kürt devletiyle savaşın yok ki. Yani Kürtler kusura bakmasın da bu He. coğrafyada e, yani hep savrulup gitmişler yani bir o devletin altında, Bir bu devletin altında. Yani kendi kurulu bir düzenlerinin yıkıldığı bir durum yok ki. Bu arada. Olsa olsa yine biraz anlayacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim abi. Ee, kürdolojinin yalanları meşhurdur yani böyle efsane falan üretme konusunda ee, Anadolu'da Türklerden çok daha eskiden bulunduklarını falan iddia ediyorlar öyle tarihsel olarak kanıtlanmış bir durumda yok Yani hatta kabul gören şudur Türklerle beraber Anadolu'ya yerleştikleri Türklerin hakimiyeti olduktan sonra Anadolu'ya gelebildikleri çünkü Anadolu'da Türklerden evvel Roma hakimiyeti var Roma'da ee, ermenilere kırsalda izin veriyor ama şehirlerde e, ermenilere bile izin vermemiş yerleşmelerine toplu bir şekilde Dolayısıyla bir Müslüman kavim olarak Kürtler Türklerin e, Romalılara karşı Galip gelmesiyle Anadolu'ya girebildi diye kabul edilir yani Yani bu da doğru olabilir zaten şeye baktığın zaman hani, Roman'ın e, Anadolu'ya girişinin öncesine baktığın zaman işte Bitinyalılar, e, Partyalılar, Pontiyaklar, evet. e, Armeniyanlar... Yani şimdi mesela Ermeni dese ben Anadoluluyum, evet. hayır değilsin diyemem herif çünkü harbiden yani... Bir sürü tarihin, tarihin kaynak anası, var. Tarihin anasının amından beri Ermeni diye bir unsur devletiyle, yapısıyla, bilmem nesiyle Anadolu'da bulunmuş yani. Çok net, bu hani tartışmaya açık bir konu değil. Evet. Ama Kürt ben Anadolu'yum dediğinde bir düşünüyorum neye istinaden çıkamıyorum işin içinden yani. Ermeni dümdüz Anadolu insanı yani. Siz hırçısınız abi sanırım. Doğru ya orada bitiyor mesela zaten. Ya inan artık bu lafa şey yapmıyorum önceden yapardım. Yok ben de Hemen kardeşim ne demek? Yani bence falan. bence şeylere falan da bakmak lazım. Bu biraz da sosyolojik bir mesele, sadece tarihsel değil. Bence yani Kürtlerin e, komün yaşamı, sosyal yaşam şekli de devlet kurmaya, devletçiliğe uygun bir yaşam değil. Yani onlar daha çok e, kabileler, feodal yapılar. Feodal hmm. ağalık yapıları üzerinden ve bu feodallerin Belki e, beylikler slash onun üstü Petty Lord Kingdom'lara yaslamasıyla ilerleyen bir sistemleri var aslında. Ya, hala da Kuzey Irak'ta Barzani Feodal ailesi var yani şimdi. E, Feodal zaten evet. Yerine yine e, akrabası bir şey yok Neçirvan'ı yok bilmem nesi onlar geçiyor. Tabii ki. Yani bilmiyorum. Ben Abi e, şey mesela ben bir Kürt olsam yani bunun analizini mesela güzel yapardım ama e, onun yerine kendini kandırıp e, farklı sanılara girmek daha mı eğlenceli oluyor bilmiyorum. Belki de öyledir. Mesela Polonya'da bir arkadaş le bana şey demişti. Tanışıyoruz falan böyle ama ortam hani böyle şakalaşılan falan bir ortam. Yan Sobieski dedi geldi dedi nasıl sikti falan dedi böyle. Bu Wing Doğru. Wing tusarlar var ya. Geldi benim, sikti doğru. Benim böyle şey yapacağım bozulacağımı falan düşünüyor. Dedim mertçe savaştıktan sonra dedim. Şeydir başımız gözümüz üstüne dedim. Geldi sikti eline sağlık. Çok da güzel sikti. He, dedim ha dedim yani. Bana, bana sorarsa mayın şeklini yaptı o zaman Habsburgluların ama. Öyle ama... Geldi sikti mi sikti abi eline sağlık. Sikine kuvvet gayet de güzel sikmiş adam yani eline yani sağlık. Yani ben e, şimdi aynı şey benim açımdan da geçerli kardeşim. Ben de. Yara yara FETÖ'de, Nemçeliği, yani... Köle ala ala girmişim yani şimdi. ha, şeyi de sorsaydın ama o arkadaşa yani. Ondan sonra Avrupa Lehistan'ı Kamunvelt'i Lehistan. ne yaptı diye bir sorsaydın ona. Tabii onu. O da onu bir anlatsaydı sana. Yok şeyden minnettar oldu. Şeyi biliyor. Tarih bilgisi iyiydi. Osmanlı Lehistanı bu ee, şeyden sonra bölünmesinden sonra ilhaktan sonra da ilk tanıyan devlet. Ee, devletlerden biri ya da e, onun falan farkında yani. Yani abi dönemin şartlarında şey durumu var. E, fetih meselesi var. Arkadaşlar bunlar bakın Delikanlı gibi dedi ya kılıçla dövüşme yani mesela çok bir Polonyalı canımı çok sıkarsa. Kardeşim bana 3. Vladislav'ın cesedini gösterir misin? <laughs> ben şey yapıyordum ona ona duranlar oluyordu. Abi Mehmet Mehmet Ali Ağaca falan diyordum. Polonyalı papayı vurdu ya Vatikan. Evet. Ulan. Evet. <laughs> ...o adamı ama da çok üç, severler... ...3. Üç, yani. Vladislav çok güzel hikaye... ...ben yani bir tık böyle şey olduğu zaman... ...gerilim oldu mu... ...baba sizin 3. Vladislav'ın cesedi nerede... ...yani bir lahit yapmışsınız da... E, ...Krakov'da e, şey... ...Vavel Kalesi'nde lahit yapmışlar... ...içi boş abi. ama... ...içi <laughs> <İçim> boş... <laughs> ...ya olay şu... <laughs> ...tabela koymuşlar... ...burada yatıyor diye de... ...orada yatmıyor... <laughs> ya şöyle bu bayağı taşaklı bir çocuk tamam mı? Kaç yaşında? 10 yaşında mı ne? Kral oluyor bu. Ama claimlerinden ötürü sadece Litvanya, Polonya değil aynı zamanda Macar'da kralı. Bayağı taşaklı falan bunu da böyle bir yetiştiriyorlar falan bir gaz ya çocuk da bayağı hamuru iyi çıkıyor çocuğun. Yani şey falan diyorlar. Hacı bir kral geliyor var ya bak şimdi şş, alo sikmeyim Mehmet'i falan modundalar anladın mı? Çok gaza geliyor bunlar yükseldikçe yükseliyorlar. <laughs> Ondan sonra bu bir noktada şeyin haberini alıyor. Osmanlı sefere çıkmış. <laughs> hangi hangi bizim hangi padişah hatırlamıyorum. Vallahi hangi ben padişahı... de şey yapmıyorum. Bir, 1476 Muratlardan falan biri sanırım böyle. ya Muratlardan biri olması lazım. İkinci Murat olması lazım. Abi ikinci doğru mu? İkinci evet, ikinci Murat bu Drakula değil arkadaşlar. Drakula ile ne alakası alaka? Başka. Abi Vladislav iki başka. Neyse ikinci Murat sefere çıkıyor tamam mı? İşte önden biliyorsun biz paşaları bir önden yollarız ya bir öncü birlik. Evet. Bunlar çıkıyor işte buna haberi geliyor. Diyorlar ki kralım. <laughs> <laughs> öncü birlik. <laughs> kralım bu Osmanlılar gaza geldi. Bunlar geliyor. Bu diyor ki Lan sikmeyim diyor Osmanlısını getirin lan atımı diyor. Abi bunlar bildiğin orduyu reizliyorlar. Baya full force geliyorlar. Anladın mı? Osmanlı'yı yatırıp sikecek kral gaza gelmiş. Lan diyor atımı getirin. Ondan sonra diyorlar ki efendim öncü birliği tespit ettik ileride. Getirin diyor atımı. Bütün süvari birliğini alıyor abi ordunun. Tüm süvari birliğini ama bak hiç abartısız. Öncü birliği bertaraf edeceğiz. Hani o stratejik şeyi ele geçireceğiz diyor. Intelligence olayını ele geçireceğiz diyor. Abi basıyorlar bunlar. En önde de bu. Bakıyorlar diyorlar ki ulan Tanrı yarısı bir kralımız var ya. Böyle bir şey olamaz. Herif en önde gidiyor. Abi cesedini bile bulamıyorlar adamın. <laughs> Bütün süvari birliği telef oluyor. Çünkü orada biz <laughs> Bizim Mahmut oturmuş orada çayını demlerken <laughs> <kalkınla> Kalkın lan <laughs> kalkın Lan gökte ararken yerde bulduk la diye böyle <laughs> Bir anda şey oluyorlar böyle <laughs> Bizimkiler Kalkın lan kalkın ejdebiler geliyor diye Tokatlaya tokatlaya bayıltıyorlar bunların attılarını <laughs> Adamın cesedi Allah. bile bulamıyorlar Sonra yazıyorlar hatta bu çocuğun cesedini verin diye şey diye cevap alıyorlar. Ya Biz acı hacı yani <laughs> bilmiyoruz ki. <laughs> o kadar çok öldü ki bilmiyoruz diye cevap alıyorlar. <laughs> Bunun Krakow'da şu anda e, gerçekten kesin... Castle Wawel'de lahi, lahiti var. O Krakow videomda da yayınlayacağım. Gittim yine. E, içeride i̇çeride çekim yasaktı ama fotoğrafını çekebildim en azından. Lahitin önünde anlatıyorum bu hikayeyi çok kısa. E, bildiğin lahiti var. Ama bunun bütün sülalesinin var. 1, 2, 3, 4 bütün Vladislavlar bayağı kral herifler bu arada. Dördünün de var. Bunun da var. Babasının yanında ama içi boş. <laughs> Abi bir tane <laughs> bir şey var. Avusturya Macaristan'la yaptığımız bir e, savaş var. Avusturya topçuları kendi askerlerini öldürüyor. Biliyor musun onu? Evet ya. Avusturya'nın war fail falan diyeyim. <laughs> <laughs> ha, Karansebes Savaşı. Ya da Türkçesi Şebeş Muharebesi. Hatta hatta onda şey oluyor. Wikipedia sayfasını yazarken <laughs> bir kere düzeltiyorlar onu. Topçuları bizim tarafı saymışlar. <laughs> Abi şu an Ağustur, ekrana vereceğim ya, ya. Artileri diye bizim tarafı yazmışlar. Onu geri düzelttiler sonra. Abi Belligerence bak şimdi. Habsburg Monarch, Osmanlı, Commanders, Leaders. Bak, Strength, Güç, Sıfır Soldier. <laughs> i̇şte bunda, bunda vardı abi. Bunda ya. sağ tarafta <laughs> topçu birliğini bizim tarafa yazmışlardı. Abi casualties loss, sıfır casualty, sıfır asker. Abi 10 bin asker ölüyor burada. Ay. Modern estimate bin diyor da yani 10 bin denilir. Aa bu kadar malca bir şey yok. Bak ne diyor? Uh, immediately the hussars and infantry engaged in combat with one another. Uh, during the conflict the Romanian infantry began shout, uh, shouting Turkey, Turkey. The Hussars fled the scene thinking that the Ottoman army attack was imminent. Abi sonra da şey. Aa, bunu bilmiyordum. The situation was made worse when officers in an attempt to restore order shouted halt halt which was misheard by soldiers with no knowledge of German as Allah Allah Evet evet bu da söylenir. Bu efsanelerdendir. Aa bunu bilmiyordum. Halt haltı Allah Allah sanmışlar. <laughs> halt 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 derken Allah Allah zannetmişler. <laughs> ah be abi be. Aa bu çok malca bir durum ya. Vay i̇şte be. o üçüncü Vladislav benim Vay. çok sevdiğim e, hikayelerdendir. Kaç yaşında ölüyor? 19, 10, 18 yaşında mı ne ölüyor. Ama baya şey falan yani hani prosperity zamanı anladın mı? Tam bayağı... böyle gelecek vadeden. Tabii tabii herif şey diye çıkıyor zaten yola. Amın ırzını siktimin Osman'ı. Ha vakti geldi. Tamam bitiriyoruz beyler falan diye gidip 20 yaşında ölmüş abi. 20 mi? Evet, tamam. Var ya Çok çok komik hikaye ya. Lehlere de gerçekten şey olurum biraz ya. Nasıl diyeyim? Biraz acıma vardır bende. Ben de üzülürüm ya. Abi gerçekten yani kötü komşu başka bir dert ya. <laughs> Adamlar yani Almanların, gerçekten Rusların hayatı boyunca Almandan çekmiş, Rus'tan çekmiş. Ya bir kere Prusya'dan çekmesi yani Töton'dan çekiyor. Evet. Anladın mı? O Töton, Livonian Order falan. Ya evet. abi siz kimsiniz amına kodumun çocukları? Baltık Denizi'nin kenarında bir avuç piç kurusu ama öyle bir doktrinize olmuşlar ki kan evet. söktürüyor. yani Allah kahretsin dedirtiyor ya. Bir avuç piç kurusu yani <laughs> adama sinir krizi getirtir yani. Aya orada üzücü yani. Şehirleri falan kurmuşlar ama yani hani sayıları falan çok az olmasına rağmen. Abi şunu gördün mü? Ekrana da vereyim. Volkswagen'ın reklamı. Bak işte ya. <laughs> Bu official reklam mı bilmiyorum bu arada. Abi kötü manada değil işte bir depo diyor evet. anladın mı? <laughs> Volkswagen'in yapılma sebebi de bu arada bildiğin. Halk arabası zaten. Tabii canım evet. nazilerin arabası bu evet. yani. Hani bakma bugün sürüyoruz ediyoruz da yani Volkswagen şeydir. Ee, o dönemde belli markalar falan full zaten nazilerin şeyinde. Yani onları desteklemiş. Yani ben bazen kendime sorguluyorum neden Fanta'yı bu kadar seviyorum diye. Meğer naziler bulmuş yani bu kadar olamaz. Giyim kuşamda Hugo Boss muydu? BMW, BMW, BMW o kadar değil ya. BMW Bayrış'a e, motoverke. Yani o zaten başka bir hikaye de. Yani o biraz daha hani endüstriyelizasyon. Ama Volkswagen dündüz hani Anladım Nazi milletinin Nazi halkısı arabasına kavuşsun kardeşim tadında çıkmış bir e, ürün yani. Hugo Boss, Nazilerin üniformalarını tasarlayan giyim firması. Evet öyle bir mesele var. Ya şey de açıkçası hani diğer milletlerin askeri üniformalarına kıyasla biraz daha karizması yüksek duruyor şimdi o siyah pardesüler şeyler böyle. Yani arkadaşlar... Neyse şimdi. BMW motosikletleri ve Ketten Kradları yapıyordu bildiğin. O küçük ee, paletli motorlar var ya onları. Şeyi sepetli motorları diyorsun. Yo yo paletli. He. Yaz Ketten Krad yaz. Dur bakayım. Ketten. Krad. Ha evet. Şeyde vardı bu Campanio Firoz'da vardı. <laughs> ya şu yoruma katılır mısın peki? İkinci Dünya Savaşı aslında e, teknolojiyi geliştirdi yorumuna. Abi tabii ki savaş olmasa teknoloji yani sadece İkinci Dünya Savaşı evet. değil ki. Tetikleyecek. Abi savaş bir şey diye bir şey olmasa insanlık bu kadar gelişmezdi evet. ve insanlık bu kadar geri gitmezdi. Çok karmaşık bir şey savaş olayı. Yani bu bir gerçek. Hem geri gidiyoruz savaşla hem de çok ileri gidiyoruz yani. Bence toplamda bütün dünya hani göz önüne alındığında toplamda bence ileri götürmüştür. E tabii ki ama yani işte bazı milletleri de abi. inanılmaz geriye götürüyor falan ama teknolojik olarak çok büyük advancement yani sen çünkü komşuya bakıyorsun komşu 3 tane geyik yiyor senin önünde bir tane geyik var. E bakıyorsun geyik avlayacağına komşuyu sikertip geyiğine çökmek daha mantıklı. anladın mı taşın ucunu sivriltip bıçak yerine mızrak yapıyorsun falan filan al sana ilk teknoloji. <laughs> şey de ilginç valla kazan bir yandan kaynıyor Rusya ile Avrupa arasında iş nereye varır bilmiyorum çok fazla nükleer lafı edilmeye başlandı ee, yani durulacak mı ne olacak bilemiyoruz tabii ki öyle bak elektronik engineer phd yapan arkadaş yazmış şöyle söyleyeyim sana dostum benim arkadaşım şeyde çalışıyor. Ee, bu nükleer santral var ya. Atom parçalayacak yani. Eğitim alıyor Ruslardan. Adam şey diyor yani önümüze diyor hani 2. Dünya Savaşı'ndan kalma şeyleri açıyorlar diyor bildiğin planlar bilmem neler falan. Ta o zaman da yani çok ilginçmiş. Çok şaşırtıcı diyor hani bu herifler Hani üstüne çok bir şey koymamışlar diyor çünkü koymaya gerek duymamışlar diyor. Neyse o zamanki teknoloji aşağı yukarı ee, kullanım olarak yani anladım en fazla bastığın düğmeyi biraz fensi yaparsın diyor ama bu budur yani diyor. Ya şey NASA'nın kuruluşu ve özellikle ilk yıllarındaki bu yükselişi de hep Almanya'dan savaş sonrasında getirilen Alman bilim adamları yatıyor aslında. Tabii ki. <kk> <invebusy water avez>